Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben İngilizce öğretmeniniz Nurdan. Bugün 8. ünite, 8. sınıfın 2. ünitesi olan Teen Life ünitesini işleyeceğiz. İlk başta The Simple Present Tense ile giriş yapmak istiyorum. Çünkü ünitemizin konusu gençlerin günlük yaşamı. Teen dediğimiz 13-19 yaş arası gençlerde. Present, The Simple Present Tense sürekli tekrarlanan ve alışkanlıklarımızda genel geçer gerçeklerde hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız durumlarda kullanılan zaman olduğu için bununla giriş yapıyoruz. Çünkü gençlerin günlük hayatta neler yaptığını işleyeceğiz bu ünitede. The Simple Present Tense dediğimiz geniş zaman derslerimizde de işlemiştik. Yine şöyle bir özetine bakalım. I, you, we, they get up early. Ben erken uyanırım. Sen erken uyanırsın. Biz erken uyanırız. Onlar erken uyanır. Geniş zamanda burada gördüğümüz özneler verbimizi yani fiilimizi yalın halde alırken he, she, it gets up early. Erken uyanır. O erken uyanır. Bunlar bizim normal düz cümlelerimiz, negatif dediğimiz olumsuz cümlelerimizde de fiil cümlelerinde don't ve doesn't da yardım alarak yapıyoruz. Yine I, you, we, they don't get up early. Ben erken uyanmam. You don't get up early. Sen erken uyanmazsın. He, she, it de doesn't alıyoruz. Bu does bizim şu fiilimizden gelen s takısıdır aslında. Onu biz ne yapıyoruz? Yardımcı fiile ekliyoruz. Yardımcı fiile de eklediğimiz için iki kere zaman kipi veremediğimizden fiilimizi, esas fiilimizi get up burada phrasal verb esas fiilimizdeki s takısını buradaki does'a yüklüyoruz. Ne diyorduk biz buna? Das canavarı geldi ve esi yedi yuttu. Das'ın olduğu yerde bir daha das'ın ya da doesn't'ın olduğu yerde bir daha es takısı olmuyordu. Bunların uzun yazılışı da şurada yazıl görünüyor. Do not. Doesn't içinde does not. Soru cümlelerimizde yine yardımcı fiillerimizden yardım alıyoruz. Do'yu başa alıyoruz. Do I get up early? Ben erken uyanır mıyım? Kısa cevap verirsek yes I do. Olumlu da ya da olumsuz yapacaksak no I don't. Yine he, she, it'deki yardımcı fiilimiz does. Does gelir ve get'teki s'i tekrar yutar. Ne deriz? Does he get up early? O erken uyanır mı? Yes, he does. Ya da no, he doesn't. Burada ne diyor? We use the simple present tense for daily routines, habits, likes and dislikes or repeated actions. Ne diyor? Sürekli tekrarlanan ve alışkanlıklar haline gelmiş olaylardan, hoşlandığımız veya hoşlanmadığımız durumlardan bahsederken geniş zaman kullanırız. For example, I go to bed at 10 o'clock every night. Her gece 10'da yatarım. I have a shower every day. Her gün duş alırım. I like playing computer games. Bilgisayar oyunları oynamayı severim. We use the simple present tense for things that are true in general. Burada ne diyor? Genel doğrulardan, genel geçer kurallardan bahsederken geniş zaman kullanırız. For example, fish swim under the water. Balıklar su altında yüzerler gibi. Ve geniş zamanda kullanılan sıklık zarflarımız var. Adverbs of frequency. Bunlar neydi? Always, her zaman. Usually, genellikle. Often, sık sık. Sometimes, bazen. Rarely, seldom, aynı anlama geliyor. Nadiren, never, asla, hiç anlamına geliyor.
Hemen never'dan bahsetmişken never ile ilgili bir detayı verelim. Never cümleye negatif anlam katar. Fakat cümlede hiçbir olumsuzluk eki kullanılmaz. Örneklerimize bakalım. Sıklık zarfları to be fiilinden sonra diğer fiillerden önce kullanılır. Örneğe bakalım. To be dediğimiz neydi? Am is are. Şurada I am'deki am is are. I'a göre to be'nin çekimlenmiş hali. Örneklere bakalım. I usually get up early on weekdays. Hafta içi çoğunlukla erken kalkarım. I am always good at tennis. Teniste her zaman iyiyimdir. Gibi. Adverbs of frequency'de bir de öğrenmek için bir olayın ne kadar sıklıkla yapıldığını öğrenmek için kullandığımız kalıp ne? How often? How often sorusunu sorarız ve bir işin ne kadar sıklıkla yapıldığını öğreniriz. How often do you have a shower? Ne kadar sıklıkla duş alırsın? Mesela ne diyeceğiz? I have a shower 3 times a week. Haftada 3 kez duş alırım. We go shopping once a week. Haftada bir kez alışverişe gideriz. Şuradaki yapıların hepsi şu yan taraftaki yapılarla birleştirilip uygulanabilir. Once bir kere, once a week haftada bir kere, once a month ayda bir kere, once a year yılda bir kere gibi. Twice dediğimizde twice an hour 2 saatte 2 kere. Three times dediğimizde de yine onu 3 kere demiş oluyoruz. Sevdiğimiz şeyleri, sevmediğimiz şeyleri ifade ederken yine geniş zamanda ifade ediyoruz. Love, like, enjoy, hate, dislike gibi kavramlarda sonra fiilimize ing'i getiriyoruz. Ne diyorduk? Jill loves swimming. Jill yüzmeyi sever. I like reading science fiction books. Ben bilim kurgu kitapları okumayı severim. David enjoys going to the cinema. David sinemaya gitmekten hoşlanır. My mother dislikes doing sports. Benim annem spor yapmaktan hoşlanmaz. I hate listening to rock music. Ben rock müzik dinlemekten nefret ederim. Ve good at bir şeyde iyi olmak, interested in bir şeye ilgili olmak, keen on, fond of aynı anlamda bir şeye düşkün olmak ya da meraklı olmak. Can't stand bir şeye tahammül edememek olumsuz manada. For example, I am good at playing tennis. Ben tenis oynamakta iyiyim, teniste iyiyim. Jack is interested in playing the guitar. Jack, gitar çalmaya ilgilidir. Sarah is keen on drawing. Sarah, resim çizmeye meraklıdır. She is fond of camping. O, kampa meraklıdır, ilgilidir. Mike can't stand going shopping. Mike alışverişe gitmeye dayanamaz. Gördüğünüz gibi bunlar da yine present tense'de yani geniş zamanda kullanılan bizim alışkanlıklarımızı, sevdiğimiz, sevmediğimiz şeyleri ifade eden yapılar. Thin knife konusunun ünitesinin birinci gramer konusu buydu. Bu birinci videomuzda bunu işlemiş olduk. İkinci videoda da diğer gramer konumuz olan prefer kalıbını anlatacağım. Şimdilik iyi günler diliyorum sizlere.